Sağlık harcamalarının ekonomi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Sağlık harcamaları, hastanelerden sağlık endüstrisine kadar değer zincirinin tüm seviyelerinde ekonomik büyüme, refah ve gelişimi sağlar. Bu değer zincirindeki her bir katkının hesaplanmasıyla oluşturulan sağlık ekonomisi raporu HER, sağlık ekonomisine yapılan yatırımın geri dönüşünü ve yapılan yatırımın verimliliğini ortaya koyar ve karar vericilere güvenilir sonuçlar sunar. Vifor Enstitüsü tarafından Türkiye özelinde hazırlanan sağlık ekonomisi raporu sonuçlarına göre, Türkiye'deki sağlık harcamaları, gayri safi yurt içi hasılaya düşen %4,4 oranla küresel ortalamanın altında yer alıyor ve son 10 yıldır düşüş gösteriyor. Sağlık ekonomisi, gayri safi yurt içi hasıla içindeki 36,6 milyar dolarlık doğrudan katkısıyla Türkiye'nin 2019 ekonomik performansında %4,2'lik bir paya sahipken, sağladığı 2 milyonu aşkın istihdamla toplam istihdamın %6'sını oluşturuyor. Doğrudan etkilere ek olarak sağlık ekonomisi, ülke ekonomisi içerisinde yayılma etkisi de yaratıyor. Yayılma etkisi, dolaylı ve tetiklenmiş olarak ikiye ayrılıyor. Dolaylı etki, sağlık ekonomisinin üretim faaliyetleri için kullanılan malzeme ve hizmetlerin satın alınması yoluyla ortaya çıkıyor ve gayri safi katma değer ve istihdam alanlarına ilave bir etki yaratıyor. Tetiklenmiş etki ise, doğrudan ve dolaylı olarak üretilen gelirlerin harcamalarından kaynaklanan ekonomik etkileri ifade ediyor. Doğrudan, dolaylı ve tetiklenmiş etkilerin toplamı, sektörün ekonomik iz düşümünü 67,2 milyar dolar ve 3 milyonun üzerinde istihdam olarak veriyor. Sağlık ekonomisinin katma değerinin 1/5'inden fazlası, sağlık endüstrisi ekonomisi tarafından sağlanıyor. Sağlık endüstrisi sadece 7,8 milyar dolar katma değer kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda toplam 312.500 istihdam sağlıyor. Sağlık endüstrisi ekonomisinin altında yer alan ilaç sanayi ise 2,1 milyar dolarlık gayri safi katma değer, yarattığı 32.500 kişilik istihdam ve yüksek üretkenliğiyle göze çarpıyor. İlaç sanayinin sağlık endüstrisi ekonomisi içerisindeki payı 2019 yılı itibarıyla %27,4, istihdamdaki payı ise %10,4 olarak hesaplanıyor. Novartis Türkiye'nin gayri safi katma değeri ise Türkiye ilaç sanayinin %8,5'ini oluşturuyor. Novartis Türkiye, Türkiye'deki iki büyük üretim tesisiyle ülkemize sunduğu katkıdan dolayı gurur ve daha fazlası için heyecan duyuyor. Rapor, ilaç endüstrisinin ekonomiye katkı potansiyelini ortaya koyuyor. Rapora göre, sağlığa yapılan harcama ve sonucunda oluşan sağlık ekonomisinin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı arasında doğru bir orantı bulunuyor. Yatırım arttıkça yatırımın dönüşünde de artış gözlemleniyor. Tüm bu veriler göz önünde bulundurulduğunda, sağlık ekonomisine yapılacak yatırımın ülkeye katkı potansiyeli diğer sektörlere kıyasla göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Dünya Sağlık Örgütü ve Vifor araştırmalarının ışığında sağlık harcamaları yatırım olarak düşünüldüğünde ve bu yatırımların dönüşleri çok yönlü ele alındığında ülkemizin sağlık ekonomisinin büyümesinin mümkün olduğu görülüyor.